Tencerenin içerisine klasik su bardağıyla 2 su bardağı su, 2 su bardağı süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, yarım su bardağı mısır nişastası ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. İsterseniz sadece suyla da yapabilirsiniz veya isterseniz tamamını sütle de yapabilirsiniz. Ben daha lezzetli olması için süt ve suyu karışık kullandım. Daha sonra ocağa alalım ve kaynayana dek sürekli karıştıralım. Tatlımızın yapımı o kadar pratik ki 10 dakikada hazır olacak. Kaynamaya başladı. Ocağın altını kısalım. 2-3 dakika kadar kısık ateşte kaynatalım karıştırarak. 1 yemek kaşığı yenilebilir gül suyu ekleyip karıştırarak ocaktan alalım. Kaseleri öncesinde sudan geçirip fazla suyunu dökelim. Tatlımızı kepçe yardımıyla kaselerimize dolduralım. İsterseniz kase yerine büyük borcamın içerisine de döküp daha sonra kare dilimler halinde keserek servis edebilirsiniz. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldıralım. 2-3 saat kadar buzdolabında soğutalım. Tatlımızın en önemli püf noktalarından biri en az 2-3 saat kadar buzdolabında bekletmemiz gerekli. Daha sonra çevirmemiz gerekli. Yeterince bekletmeden çevirirseniz şekli bozulup dağılabilir. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi parmaklarımızla kenarlarını hafifçe çekelim ki kolay çevirebilmek için. Daha sonra servis tabağına ters çevirelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar yenilebilir gül suyu ekleyelim. Ve 1 tatlı kaşığı kadar pudra şekeri. Ben üzerine biraz da Antep fıstığı serptim. Süt helvası için tencereme 100 gram kadar tereyağını aldım, eritiyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz isterseniz. Üzerine 1 su bardağı un ekliyorum. 2-3 dakika kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Rengi pembeleşmeyecek. Unun kokusu çıkana dek kavurmanız yeterli. Daha sonra üzerine 1 litre sütü yavaş yavaş sürekli karıştırarak ekliyorum. İyice karıştırıyorum topak olmaması için. Bu sırada ocağın altını kısmıştım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve sürekli karıştırarak kaynayana dek pişiriyorum. Bakın kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum. 2-3 dakika kadar bu şekilde kaynatıyorum ara ara karıştırarak. Daha sonra üzerine 1 paket vanilya ekliyorum ve ocaktan alıyorum. İyice karıştırıyorum. Ben güveç kaplara dökmek istedim. Fırına girecek normal kaplara da koyabilirsiniz isterseniz. Güveç kaplarımı dolduruyorum. Tamamen soğumalarını bekliyorum. Tamamen soğuduktan sonra tepsinin içerisine yerleştirdim. Tepsinin dibine bir miktar su ekliyorum. Ve bu şekilde 200 derecelik fırına veriyorum. Üzeri kızarana dek tutuyorum fırında. Ve daha sonra üzerini kırılmış ceviz ile süslüyorum. Soğuk olarak servis edebilirsiniz. 3 adet yumurta, 3 dolu yemek kaşığı şeker ve 1 paket vanilyayı iyice köpük köpük olana dek çırpıyorum. Daha sonra içine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 dolu yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı süt, 3 yine dolu yemek kaşığı un koyuyorum. Bakın bu şekilde fazla dolu değil, hafif tepeleme olacak şekilde. 1 paket kabartma tozu. Malzemeler iyice karışana dek çırpıyorum. Çok fazla çırpmanıza gerek yok. Karışana dek çırparsanız yeterli. Spatulayla da şöyle bir karıştırıyorum tekrar. Bakın akışkan kıvamlı oldu. 3 kaşık tatlısı dememizin nedeni her şeyden 3'er kaşık koymamızdan dolayı. Daha sonra kare borcamı yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile yağladım. İçerisine harcımı döküyorum. Spatulayla biraz üzerini düzeltiyorum, hafif sallıyorum. 170 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Üzeri hafif kızarana dek pişirmeniz gerekli. Bu sırada üzerine dökeceğim şerbetimi hazırlıyorum. Küçük bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Daha az tatlı olmasını isterseniz 1 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Üzerine 3 su bardağı süt ekliyorum. Daha sonra ocağa alıyorum. Şeker eriyene dek ocağın altını açıyorum ve sürekli karıştırıyorum.
Bakın kekim fırından çıktı. Yaklaşık 25 dakika pişirdim. Üzerine kürdanla delikler atıyorum. Yaklaşık 2 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğum soğuk sütlü şerbeti döküyorum. Yani kek sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Bakın hemen çekti zaten şerbetini. Oda ısısına geldikten sonra üzerini streç filmle kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. 2-3 saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Bakın 3 saatin sonunda tatlımı dilimliyorum. Soğuk olarak servis ediyorum. Tatlımın muhallebisi için 5 su bardağı kadar sütü tencereme ekledim. 1 kilo kadar geliyor. 2 Türk kahvesi fincanı un ekliyorum. 3 Türk kahvesi fincanı toz şeker ekliyorum. Çırpıcı ile iyicene karıştırıyorum. Daha sonra ocağı açıyorum. Ocağın altını yakıyorum ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Bakın kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra ara ara karıştırarak yaklaşık 2-3 dakika kadar kısık ateşte kaynatıyorum. Evet, 3 dakikanın sonunda tatlımı ocaktan aldım. Üzerine bir dolu tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Çırpıcı ile iyicene karıştırıyorum. Daha sonra Türk kahvesi fincanlarımın içerisine her birinden su geçiriyorum. Yani ıslatmanız gerekli. Daha sonra içinden çıkaracağımız için tatlılarımızı ıslatmamız gerekli. Islatmış olduğum fincanların içerisine tatlımdan dolduruyorum. Tüm tatlılarımı doldurduktan sonra oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. En az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Daha sonra yeteri kadar Hindistan cevizini bir kabın içerisine aldım. Bakın çay kaşığının yardımı ile fincanın içerisinden çıkartıyorum ve Hindistan cevizine buluyorum tatlılarımı. Fincan tatlılarım hazır. Servis tabağına dizdim. Renkli şekerlemeler ile süslemek istedim. Fincan tatlılarım servise hazır. Karıştırma kabımızın içerisine bir paket limonlu jelatini alalım. Üzerine bir bardak sıcak su ekleyip güzelce karıştıralım çırpıcı ile. Ve daha sonra 1,5 su bardağı da soğuk su ekleyelim. Üzerine bir çay kaşığı kadar rendelenmiş limon kabuğu ve bir su bardağı şeker ekleyelim. Ben şekeri öncesinde eklemeyi unuttuğum için şimdi ekledim ama sorun değil, yine eridi. Jöle ile birlikte ekleyebilirsiniz siz. Tekrardan şeker eriyene dek karıştıralım. Ve üzerine 3 adet taze sıkılmış limon suyu ekleyelim. Yaklaşık yarım su bardağından biraz fazla geliyor limon suyu. Böyle karışımımızı kenara alalım, soğumaya bırakalım. Ayrı bir kabın içerisine bir paket krem şantiyi boşaltalım. Üzerine bir su bardağı soğuk sütü ekleyip iyice koyulaşana dek çırpalım. Bakın tamamen koyulaşana dek çırptım. Daha sonra üzerine soğumuş olan jölemizi ekleyelim. Çırpıcıyla karıştıralım. Çok fazla karıştırmanıza gerek yok. Bu şekilde biraz karıştırmanız yeterli. Daha sonra ben büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Sudan geçirelim, fazla suyunu dökelim ve içerisine harcımızı dökelim. Üzerini streç filmle kapatalım. Ve derin dondurucuda 3-4 saat kadar tamamen donana dek bekletelim. Ben bir gün beklettim derin dondurucuda. Ve tamamen donmuş olan tatlımızın üzerindeki streç filmi alalım. 5-10 dakika kadar oda ısısında bekletelim. Kesilebilir kıvama gelene dek bekletmemiz yeterli. Dilimler halinde keselim.
Ben üzerini rendelenmiş limon kabuğu ve nane ile süsledim. Ve bakın gördüğünüz gibi kıvamı, lezzeti harika. Yapımı da çok kolay. Kesinlikle denemelisiniz diyorum. Bir kez denediğinizde bana hak vereceksiniz. Limonlu dondurma tadında sizlerin, çocuklarınızın çok sevebileceği harika bir tatlı. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.